Teknolojik ilerleme birçok ülkede insanlara sadece rahat iş yerleri sağlamakla kalmıyor. Daha fazla özgürlük, daha fazla boş zaman ve daha az fiziksel efor sarf etmemizi de sağlıyor. Ancak rahatlık konusundaki avantajın tehlikeleri de var. Bedensel faaliyetler sağlığa iyi geliyor. Buna karşın hareket eksikliği risk oluşturuyor kalp krizi, felç, göğüs ve bağırsak kanseriyle yüksek tansiyon gibi hastalıkları tetikliyor. Hareket eksikliği nedeniyle dünya çapında yaklaşık 1,5 milyar yetişkin refah toplumlarına özgü bu tür hastalıkların tehdidi altında. Hareket eksikliği konusunda 168 ülkede 2 milyon kişiyle yapılan 358 araştırmayı inceleyen Regina Guthold ve meslektaşları bu sonuca varıyor. Araştırmamızda cinsiyetler arasında farklar saptadık. Dünya çapında erkeklerin %23'ünde hareket eksikliği görülürken bu oran kadınlarda %32 bilim kadınları bu farkın gündeme getirilmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca kişilerin refah durumuna göre de farklılıklar olduğunu kaydediyorlar. Gelir yükseldikçe bedensel hareketlilik azalıyor. Zengin ülkelerde insanların üçte birinden fazlası hareket etme konusunda tembel. Yoksul ülkelerde ise bu oran yüzde 16. Araştırmaya göre bu konuda en kötü durumda olan ülke Kuveyt. Bu ülkede yetişkinlerin yüzde 70'i yeterince hareket etmiyor. Almanya'nın durumu da pek parlak sayılmaz. Almanya'da yetişkinlerin yüzde 40'ından fazlası hareket açısından tembel. En iyi konumdaki ülke Finlandiya. Burada insanların sadece yüzde 16'sı az hareket ediyor. Bu durumun kentsel yaşama geçiş ve oturarak çalışmayı mümkün kılan sanayileşmeyle ilgili olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü artık kimsenin bir çiftlikte ağır koşullarda çalışmasına gerek kalmıyor. Sonuçta dünyanın bedelini pahalıya ödemek zorunda kalabileceği bir ilerleme bu. Araştırmacılar insanlarda hareket artışı olmadığı sürece dünya sağlık sistemini milyarlık ek masrafların beklediği uyarısında bulunuyor.